Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Gördüğünüz üzere şimdiki açılımımız ayrı, dargın, kırgın ya da küskünlere özel, ayrılara özel bir iskambil açılımı. Gördüğünüz gibi haydi bakalım, en sevdiğiniz açılımla geldim sizlere. Hep birlikte her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle, tabii ki kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Ve her zaman olduğu gibi şöyle bir özellikle ayrı, dargın, kırgın ya da küskün gönül dostlarıma niyet alarak kartlarımı şöyle bir sizlere kodluyorum. Ve odaklanmanız ve rezone olmanız için de kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet canım gönül dostlarım. Şimdi şöyle bir kartlarıma odaklanın, bir rezone olun, bir bakalım. Evet, önce can, sonra canan mottomuz, önce kendinizi, sonra aklınızı ve kalbinizi ya da niyetinizde olan kişiyi şöyle bir kartlarıma odaklanarak niyetinize alın. Ayrı olabilirsiniz, dargın ya da kırgın olabilirsiniz ya da iletişim halindesinizdir ama şehir ya da ülke olarak aranızda bir mesafe vardır gibi gibi. Önemli olan burada aranızda bir mesafe, bir dargınlık ya da bir kırgınlık ya da bir uzaklık olması yeterli bu niyete girebilmeniz için. Ve tabii ki bu açılımlarım bütüne, kolektife ve genele hizmet eden açılımlar. Sizler kendi hikayenize, kendi senaryonuza uyan kısımları alın burada. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyenlerdenseniz 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Tabii ki kanalıma abone olarak bildirimleri açıp yorumlar ve beğeniler bırakan ve süper teşekkürler satın alarak da kanalıma ve bana destek veren tüm gönül dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum ve sevgiyle hepinizi kucaklıyorum diyerek hemen kartlarımı topluyorum ve bakalım kolektif enerjime şöyle en güzel mesajları verebilmek adına ayrı, dargın, kırgın ya da küskünlere bakalım önümüzdeki günler için kartlarımdan, iskambil kartlarımdan bakalım size nasıl mesajlar gelecek, neler olacakmış, hep birlikte bir bakalım bakalım. Evet canım gönül dostlarım, bakalım kartlarımdan nasıl mesajlar alacaksınız. Hazır mısınız? Pardon, şurada iki tane daha kalmış, onları hemen aldım. Evet, unutmuşum. Hadi bakalım şimdi, hazır mısınız canım gönül dostlarım? Bakalım şimdi hemen bir merkezden bir başlayalım. Bakalım gelen mesajlar neler olacakmış. Hadi bakalım. Şimdi evet, niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Bakın bir süredir hem bakın yol olarak, şehir olarak ya da aynı yerdesiniz ama sanki aranıza böyle şehirler, ülkeler, mesafeler girmiş gibi araya bir uzaklık girdiğini veriyor kartlarım. Ama burada en çok bu ayrılık ya da dargınlık ya da bu mesafede kendi içinizde sizin bir mücadele verdiğiniz, yani bu mesafede, bu yolda ya da bu arada, bu dargınlıkta kendi içinizde bir pişmanlık, belki bir gözyaşı, belki de bir sıkıntı yaşadığınız söylüyor kartlarım. Özellikle kendi yatağınıza, kendi yatağınıza yattığınızda, kendi düşüncelerinizde, kendi fikirlerinizde bu sıkıntıları daha yoğun bir şekilde hissediyor imişsiniz. Şimdi aslında kendi sizin düşüncelerinizde ve fikirlerinizde niyet ettiğiniz ve şu an dargın olduğunuz kişiye bir yol yapmak ya da bu kişiyle böyle bir ortamda ya da bir şekilde karşılıklı gelip böyle sanki bir konuşma yapmak ya da kafanızdaki soruların cevabını almak gibi bir düşünce ya da bir niyet içerisinde olduğunuzu söylüyor kartlarım.
Şimdi niyet ettiğiniz kişiye gelince, aklınızda ve kalbinizde niyet ettiğiniz kişinin bakın sizden çok farklı bir yolda olduğunu söylüyor kartlarım. Şimdi bu yol, siz deniz olan bir yerdesiniz, o deniz olmayan bir yerdedir. Ya da siz deniz olmayan bir yerdesinizdir de o deniz olan bir yerdedir. Ya da işte dediğim gibi mecazi olarak birbirinize bir yol mesafesi koymuşsunuzdur. Ya da siz başka bir yola mecazi olarak o başka bir yola gitmiştir. Yani bir yol ayrımı da yaşamış olabilirsiniz burada. Hani illa şehir ya da ülke olarak da bunu düşünmeyin. Ama burada şimdi niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı aslında hani farklı yollara gittiniz ya da farklı yerlerdesiniz ya. Niyet ettiğiniz kişinin laflarında, konuşmalarında sizin yolunuza gelmek var. Yani ya sizin yaşadığınız şehre gelmek ya sizi onun yanına almak ya da sizin çıktığınız yolda sizin yanınızda yer almak gibi konuşmaları var. Ve hatta bu konuşmaları da beklentisi olduğu belki devlet kapısında bir iş, belki resmi kendi işi olabilir ya da devlet kapısıyla bağlantılı bir işi vardır da ben bu işi hallettikten sonra evet ben de bu yola çıkmalıyım diye gibi yani yine siz kendi hikayenize göre alın burada. Çünkü burada niyet ettiğiniz kişinin gerçekten konuşmalarında, laflarında sizinle bağlantılı bu yola çıkmak var. Ama dediğim gibi devlet kapısı bağlantılı bir işini hallettikten sonra olarak veriliyor. Şimdi evet, niyet ettiğiniz kişinin, yine bakın hep niyet ettiğiniz kişi geliyor bu ara. Demek ki onda bu ayrılığın acısını ya da bu ayrılığın sıkıntısını daha yoğun veriyor kartlarım. Hani sizde var belki ama şimdi daha sizinle ilgili bilgiler gelmedi ama sanki niyet ettiğiniz kişinin bakın bu ayrılıkla bağlantılı. Çünkü muhabbetle, aşkla, sevdayla bağlantılı bu ayrılık kendi içinde bakın kendi içinde bir mücadele vermesine sebebiyet vermiş ve sizin düşünceleriniz ve fikirlerinizle o kendi aşkı, sevgisi ya da size olan bağlılığıyla bağlantılı bu ayrılıkla ilgili bir mücadele veriyor. Yani belki hani siz farklı bir şeyler istediniz, farklı beklentilerdeydiniz ya da ondan belki de istekleriniz onun size veremeyeceği gibiydi gibi. Burada çünkü bu ayrılıktan kaynaklı sizin düşünceleriniz ve fikirleriniz yüzünden kendi içinde bir mücadele verdiğini söylüyor kartlarım. Çünkü kendi içinde çıkmak istediği bir yol var ama o yola bir türlü çıkamamış. Ama bir o kadar da bakın hanesinin içinde sizin yüreğinizi düşündüğünde, bak sizin kalbinizi düşündüğünde bir sevinç yaşıyor. Kendi kendine mutlu, gayet mutlu, sevinçli. Neden? Çünkü bakın sizden emin. Yani sizin kalbinizden, sizin gönlünüzden, sizin belki de ona olan sadakatinizden, sevginizden ya da bağlılığınızdan o kadar emin ki. Ve kendi hanesinin içinde bu sizinle bağlantılı duygulara, düşüncelere daldığında bu mutluluğu ve sevinci içten içe yaşıyor. Çünkü dediğim gibi emin. Hadi bakalım devamında ne diyor? Şimdi onun da yüreğinde, kalbinde aslında yine sizin düşüncelerinizle ilgili bakın. Kendi kalbinde de sizin düşüncelerinizle bağlantılı da ortak noktada buluşamadığı için de bir mücadele içerisine girdiğini veriyor. Şimdi yine az önce söylediğim gibi hani sizden belki sizin beklentinizi ya da taleplerinizi ondan yüksek tutmuşsunuzdur. Belki bu ayrılık sebebiniz bile olabilir. İşte ilişkinizi netleştirmek olabilir, evliliğe gitmek olabilir, ilişkinizin adını koymak olabilir ya da sizin bir şeylerden onun fedakarlık etmesi ya da feragat etmesini istemişsinizdir, o yapmamıştır gibi yine bunu örnek olarak verdim. Çünkü burada kendi içinde kendi yüreğiyle de kavga ediyor, kalbiyle de kavga ediyor. Çünkü neden? Sizden vazgeçememiş. Bakın hala siz onun kalbinde yer ediyorsunuz, onun kalbinde varsınız. Belki de hani bu sizin taleplerinizi yerine getiremediği için de bir kavga içerisinde kendisiyle. Hatta eğer ki bunu paylaştığı çok yakın bir dostu, bir arkadaşı varsa da onunla da bu konular hakkında da belki de bir bilgi alışverişi yaptığını da söylüyor kartlarım.
Evet, bir haber beklentisi var ise ki bu muhtemelen en çok sizden yana bir haber beklentisi. Çünkü bakın, beklediğiniz bir haber var. Şu an özellikle ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olduğunuz kişiyle bir iletişim sıkıntısı yaşamışsınız. Ve bu haber ya da iletişim sıkıntısı yüzünden de gerçekten çok keder ediyorsunuz. Belki de sağlık problemi bile yaşamış olabilirsiniz. Evet, bir türlü aramıyor, etmiyor ki gözyaşı bile dökmüş olabilirsiniz. Ama hadi size şimdiden müjdemi veriyorum. Evet, hanenizde bir anda gelecek bir haber. Size inanılmaz iyi gelecek bir anda işte çalan bir telefon, ne bileyim kapınıza gelmesi ya da atacağı bir mesaj ya da engelleri kaldırması eğer var ise tabii bunlar sizi inanılmaz mutlu edecek. Çünkü bir haber var. Bu haberle de bağlantılı zaten düşünceleri de var. Hatta bu haberi size düşünerek, tedbirle, dikkatle verecek ya da bu iletişime size karşı tedbirli ve dikkatli davranarak yola çıkacak. Hani belki de hani sizin üzüntünüzü bildiği için, ki zaten kederle geldiniz burada, üzüntünüzü bildiği için hani dikkatli adım atacak, öyle söyleyeyim. Hani birden böyle duygularına kapılarak değil de daha böyle akıl, şuur, mantık çerçevesi derim ya her zaman. Yani daha düşünerek, duygularına kapılmadan hareket edecek ama bir iletişim var, onu söyleyeyim. Ve bakın şimdi sizin dediğim gibi çok keder etmişsiniz. Belki bu ayrılıktan, belki bu iletişimsizlikten, belki de isteklerinizin yerine gelmediğinden kaynaklı aklınızdaki kişiyle bağlantılı ama şimdi burada sizi çok seven, size değer veren, özellikle kendi hemcinsiniz, işte bir yakın arkadaşınız olabilir, ailenizden birisi olabilir. Onun desteği sizin için çok kıymetli olacak önümüzdeki günlerde. Özellikle size bir yol açılacak. Bakın size bir yol gösterecek bir kişinin söylemiyle zaten hareket edeceksiniz ve onun akabinde zaten niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı bu üzüntünüz ya da kederinizin de dağılacağını veriyor kartlarım. Muhtemelen belki de bu kişi eğer ortak tanıdığınızsa ondan gelecek bir haber de olabilir yine aklınızdaki kişiyle bağlantılı. Şimdi evet, ay sizin laflarınızda, konuşmalarınızda tamamen aklınızdaki kişinin yatağı var. Bakın şimdi yatağı şöyledir, hani kendi yatılı yaşadığı hanesidir, evidir ya da yatağını hani bir başka kişinin alıp, yani bu ayrılıkta, bu dargınlıkta işte bir üçüncü kişi var mıdır, hani bir birliktelik yaşıyor mudur gibi. Hatta bak bunu düşünüp de kendi içinizde de gözyaşı ve keder ettiğinizde söyleyebilirim. Ama şöyle bir şey var, bakın bu sizin laflarınızda, evet düşüncelerinizde ve fikirlerinizde ama buradaki gözyaşı zaten diyor ki siz diyor üzülüyorsunuz, keder ediyorsunuz ama aynı durumda da o aynı şekilde, yani o da kendi yatağında, kendi fikirleri, kendi düşünceleri, üzgün ve gözyaşılı. Yani şu an yatağına ya da hayatına bir üçüncü kişi, yani sizden hariç bir başka kişiyi duygusal bağlamda ya da cinsel bağlamda almadığını veriyor kartlarım. Yani şu an zaten niyet ettiğiniz kişi yalnız. Sadece siz korkularınızdan kaynaklı, hani bu ayrılıktan dolayı bakın laflarınıza düşmüş, yani konuşmalarınıza. İşte hayatında biri vardır, işte evet biriyle birliktelik yaşıyordur, tensel ya da ruhsal gibi düşünceleriniz var ise bunlar sizin laflarınızda ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Bir kere bunu bir kafanıza koyun bakalım. Evet, son mesajımız neymiş ayrı olanlara önümüzdeki günler için? Ay evet, harika, bomba haber. Evet, haberlere hazırlıklı olun. Özellikle bakın şimdi bir de maddiyatla bağlantılı geldi ve maddi ve manevi anlamda özellikle endişelerinizin son bulacağı, yine aklınızdaki kişiyle bağlantılı, bakın aklınızdaki kişinin sizin yolunuza geleceği ya da sizin yolunuza çıkacağı ya da sizinle aynı yolda olduğunu öğreneceğiniz, göreceğiniz, o haberi alacağınız bir süreciniz var.
aynı zamanda da özellikle sonuç olarak da hani aklınızdaki kişiyle bağlantılı, ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı özellikle netleştiremediğiniz, bakın belki de bu ayrılığa sebebiyet veren işte hırs olur, kıskançlık olur, ilişkinizle bağlantılı sorunlarınız olur. Bu sorunlarınızın çözümüyle ilgili de bir harekete geçme durumunuz söz konusu olacak imiş. Evet. Ay muhteşem bir açılımdı. Bütün gönül dostlarıma sevgiyle aldım, kabul ettim, ettim. 777 mucize sayısıyla da aldım, mühürledim. Bütün benim gönül dostlarıma, takipçilerime de hepsini inşallah güzel enerjilerle kodladım. Hadi bakalım, inşallah hepinizin gönlüne göre olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.